Evet, merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Öğrenme psikolojisi birinci üniteyi bitirmiştik. Soruları çözmüştük. İkinci ünitemiz klasik koşullanma. Oradan başlayacağız. Baştan biraz ben bir şeyler anlatacağım. Ondan sonra konuyu tartışacağız beraber de. Siz de soru sorarsınız, konuşuruz. İlk önce şuradan başlayalım. Biz ilk ünitemizde şöyle bir giriş yapmıştık. Bu aslında klasik koşullanma için çok belirleyici bir şey. Demiştik ki birinci ünitenin içinde yer almamasına rağmen buraya bir giriş yapmıştık. Öğrenme dediğimiz şey ve öğrenme yönlü davranışlar kendi yaşantılarımızla öğrenme ve başkalarından görerek, duyarak öğrenme ki kendi yaşantılarımızla öğrenmeye doğrudan yaşantı ve doğrudan öğrenme deniliyor. Başkalarından görerek öğrendiğimiz şeylere de dolaylı öğrenme, diğer adıyla sosyal öğrenme, diğer adıyla da birkaç tane adı var bunun, gözlem yoluyla öğrenme. Hatta eş anlamlı olarak modelden öğrenme de deniyor. Kendi yaşantılarımızla öğrenme, Bloom'un taksonomisinde bilişsel, duyuşsal ve psikomotor olarak üçe ayrılıyordu. Bu bağlamda biz bir çocuk arkadaşından gördü, ondan dolayı böyle yapıyor falan dersek sosyal öğrenmeydi. Bunu sonraki ileriki ünitelerde konuşacağız. Kendi yaşantılarımızla öğrenme de bir bilmeden, kavramadan bahsediyorsak bilişsel öğrenmeydi. Kavrayarak öğrenme ve içgörüsel öğrenme diye ilerleyen ünitelerde konuşacağız. Bunun yanı sıra kızmak, nefret etmek, korkmak, tiksinmek gibi duysal öğrenmeler klasik koşullanmayla alakalı. Gitmek, gelmek, düzenli okula gitmek gibi, düzenli dişleri fırçalamak gibi davranışlarda da psikomotor eylemdi ve bunlar da edimsel koşullanma ile ilgili demiştik. Şimdi bunlardan klasik koşullanmayı konuşacağız ve şu odaklanacağımız klasik koşullanma aslında iki şart, ikinci ünitemiz diyelim. İlk önce şunu söyleyelim, klasik koşullanmanın diğer adı tepkisel koşullanmadır. Aralarında hiç fark yoktur, eş anlamlıdır ve bir şeyin klasik koşullanma olabilmesi için iki şart lazımdır. Bir, doğrudan yaşantılara dayanması gerekir. İkincisi de duyuşsal ve öğrenilmiş bir tepki oluşturması gerekir. Bu iki şartı sağlamak için mesela Ali'yi arı soktu. Artık Ali arılardan korkuyor. Arı görünce korkuyor dersek burada Ali'yi arı sokması kendi doğrudan yaşantısıdır. Korku geliştirmesi de duyuşsal ve öğrenilmiş bir tepki olduğu için bu durum klasik koşullanmadır. Klasik koşullanma 1902-1903 yıllarında Pavlov tarafından tanımlanmıştır. Pavlov aslında bir Rus fizyologtur. Yani tıp ekibi aslında. Psikolojiyle ilgili bir şey söyleme derdiyle yola çıkmamıştır. O köpeklerdeki salyanın fizyoloji olarak mantığını ortaya koymak istemiştir. Ve tesadüfen psikolojiyle ilgili bir bağlam yakaladı. Hikaye şudur. Bir asistan et suyu çorba vermektedir. Sabah, öğlen, akşam bunun salyasını ölçmektedir. Mesela heyecanlı olduğunda sabah vaktinde, akşam vaktinde ağız salgıları salyası nasıl değişmektedir diye incelerken tesadüfen asistanı ayak sesiyle salya salgılamaya başlamıştır köpek ve orada Pavlov'un kafasında bir şimşek çakmıştır. Bir ampul parlamıştır. Biz et suyuyla salyayı ölçecekken ayak sesi niye, yani ayak sesine niye salya salgılıyor falan diye düşünmüştür. Ve getirdiği açıklama şudur. Aslında et suyu çorba ya da et diyelim bu yemek olarak yeniyor, içiliyor. Yani fiziksel bir şey. Buna karşı salya normal. Fakat sonrasında Pavlov'un tezi şu. Her sabah asistanın ayak sesi geliyordu. Arkasından et geliyordu. Sonra yine ertesi gün ayak sesi ve et geldi. Ayak sesi ve et geldi. Sonra köpek şunu fark etti diyor. Tabii bu düşünerek oluşan bir şey değil, duysal bir şey. Daha et gelmeden asistanın ayak sesi arkasından etin geleceğini, bakın burada etten sonra geliyor. Ama daha et gelmeden salya salgılamaya başladı. Bu pozisyonda ayak sesi, et daha yok. Daha önceki deneyimlerinden etin geleceğinin habercisi oldu diyor ve bu duruma koşullandı ve bu durum klasik koşullanmadır diyor. Buradan yola çıkarak bizler gerçek fiziksel uyarıcılardan önce onu haber veren uyarıcılara da tepki geliştirirsek bu duysal bir öğrenme oluyor ve bu yapının adına klasik koşullanma, diğer adıyla tepkisel koşullanma adı veriliyor. Şimdi burada bir çocuğun okula gittiğini ve
kafasında öğretmen kavramının nötr, iyi ya da bir şey değil, nötr olduğunu varsa. Ama bu çocuk dayak yeme, şiddet görme, herkesin canını sıkar, üzülür, azarlamak olabilir, dövülmek olabilir. Bu durum her zaman olumsuz bir etki yapar. Burada öğretmen artı şiddet oluşması, çocukta nötr olan öğretmenin artık şiddeti haber veren bir uyarıcı olarak koşullu uyarıcıya döndüğünü söylüyor. İşte şu dönüşüm klasik koşullanmadır ve bu süreçte başlangıçta öğretmen nötrken sürecin sonunda öğretmen koşullu uyaran haline dönüşmüştür. Öğretmeni görünce gerilmek, ürkmek de koşullu tepki olarak tanımlı. Şimdi burada önemli bir nokta var. O da şudur. Biz doğuştan limon yediğimizde ağzımızın sulanması, bozuk yemek yediğimizde mide bulantısı, efendim tokat yediğimizde olumsuz bir hissediş ve acı, soğuk havada titreme, sıcak havada terleme gibi doğal tepkileri verebilecek bir düzenekle dünyaya geliriz. Bu düzenek bizim sinir sistemimizle alakalı. Dilimizin tat alma reseptörleri o limonun ekşi yapısını kimyasal bir çözülmeyle elektriksel iletiye dönüştürür ve sinirlere iletir. Bozuk yemek midemizde sinirsel bir ileti ve fizyolojik bir süreçle mide bulantısı oluşturur. Bu psikolojik falan değildir. Yani kim kötü yemek yese, bozuk bir şey yese midesi bulanır. Tokat yediğimizde fiziksel olarak bir tepki ve acı hissederiz. Soğuk havada titreriz, üşürüz, sıcak havada terleriz. Bunlar doğal tepkilerdir ve fiziksel, diğer adıyla da fizyolojik tepkiler. Bunlara koşulsuz uyarana karşı koşulsuz tepki adı verilir. Neden koşulsuzdur? Çünkü hiçbir koşula bağlı olmadan insanın sinir sistemi doğuştan bu tepkiyi üretir. Bir koşul gerekli değildir. Oysa öğrenme olarak biz biraz süre sonra limonu yediğimizde değil, limonu gördüğümüzde de salya üretiriz. Bir süre sonra bozuk yemek yediğimizde değil, bozuk yemek yediğimiz lokantayı veya o yemeği gördüğümüzde de mide bulantısı hissederiz. Tokat yediğimizde değil, daha önceden o tokatı atan öğretmeni gördüğümüzde de korku, kaygı hissederiz. Bir süre sonra soğuk havayı değil, o havanın habercisi olarak mesela televizyonda kar manzarası gördüğümüzde de titreyebiliriz, ürperme hissedebiliriz. Ve biz sıcak havada değil, bir sınavda da aslında sıcak değildir ama benzer bir gerilim olur psikolojik olarak. Sınavda da o tepkiyi üretebiliriz, terleyebiliriz. Şimdi bu tarafta yeşille yazdığım şeyler doğal değildir, öğrenilmiştir ve duyusal bir öğrenme. Bu bağlamda bunlar asla fiziksel değil, psikolojik ve bunlara koşullu uyarana karşı koşullu tepki adı verilir. Peki neden diğerlerine koşulsuz denirken bunlara koşullu denmektedir? Çünkü bunların oluşması için bir koşula ihtiyaç vardır. Daha önceden koşullu uyaran, koşulsuz uyaran dediğimiz o ilişkinin deneyimlenmesi ve bu yaşantının geçirilmiş olması gerektir. İşte şu kırmızıyla çizdiğim yerden, yeşille çizdiğim yere olan dönüşümün adı klasik koşullanma yoluyla, diğer adıyla tepkisel koşullanma yoluyla öğrenmedir. Burada... Merhaba değerli öğretmenlerim. Kısa bir ara verelim. Çok sorulan bir soru. Kaynak. Nereden çözelim? Nereden çalışalım? Birincisi YouTube'a yüklediğimiz bu videolar, eğitim günleri videoları gerçek ciddi kaynaklardır. Bunlardan faydalanın. Bunun haricinde Yeni Trend yayınlarından eğitim günleri Zip diye bir kitap çıkarttık. Görmenizi tavsiye ederim. Zaten ücretli eğitimlerde öğrencilerime onu veriyorum. Ne eksik ne fazla tam nokta atışı olarak gerekli bilgileri veriyor ve çok iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde Yeni Trend'in soru bankalarının önemli ölçüde benim katkım vardır. %60 gibi orada gelişim, öğrenme, ölçme derslerinde, program geliştirme, rehberlik derslerinde Ekrem Fikret Hoca'nın katkısı vardır. Onları da tavsiye ederim. Bunun haricinde 2011 ile 2020 arasında 9 yıl boyunca Pegem'in yayınlarını yazdık. Ben gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi ve ölçme değerlendirme yayınlarını yazdım. Halihazırda Pegem'in kullandığı bir sene birisini basıyorlar, bir sene birisini basıyorlar. Gelişim, öğrenme, ölçme soru bankalarının tümü bana aittir. 2 tane var, ikisi de benim. Yani 6 tane kitap orada.
nokta hangisini basarlarsa baksınlar benimdir. İçlerinde bazı soruları değiştirmişler, değiştiriyorlar. Yıllar boyunca oradaki hocalar da güncelliyor falan. İçinde bazı başka sorular var ama kitabın %90'ı benim sorunlarımdan oluşuyor. Bunun yanı sıra program geliştirmede yine Ekrem Fikret hocanın PEGEM'de yazarlığı vardır. Yine ölçmeye eski şeylerde katkısı vardır. Sonra ben yazdım, ilk soruları ben yazdım. Bunun yanı sıra 2010 ile 2020 arasındaki Türkiye genelleri ki bu senede onlardan derlemeler vardı. Türkiye genelleri. Onları da biz yazdık. 2020 pandeminin başında PEGEM'e yazmaya bıraktım. Ben artık uzaktan eğitime yöneldim. PEGEM'in yayınlarını da tavsiye ederim. Ciddi kaynaklardır. Tekrar söylüyorum. Gelişim, öğrenme, ölçmesine yazdım. Onları tavsiye ederim. Bunun yanı sıra ben ücretli eğitimlerde öğrencilerime basılmamış, telif problemi olmayan, kendimin yazdığı, zaten başka yayınlara yazdığım bir şeyi öğrencilerime vermem. O yasaktır ve ahlaki de değildir zaten. Kendim basmadığım, basmayı da düşünmüyorum. Çünkü basmak çok ciddi bir problem. O apayrı bir konu. Artık uzaktan eğitimlerde kullandığım ve ücretli eğitimlerde kullandığım yaklaşık bir 4000 soruya ulaşan ve son 2 senede yazdığım kendi sorularım var. Bunları eğitimlerde kullanıyorum. Bunları da uygun fiyatla daha önceki videolarda söylemiştim. Soru çözüm gruplarımız falan var. Onlara gelirseniz zaten kaynak problemi olmuyor. 4000'e yakın soru var. Onları paylaşıyoruz ve özellikle bu soruları ÖSYM soruları merkezine benzeterek onlardan esinlenerek yazdık. Bunun haricinde şunu tavsiye etmem. Onu da çözelim, bunu da çözelim falan. Benim derslerimde şunu fark etmişsinizdir. ÖSYM'nin net olarak sorduğu bir şey yayınlarda tam tersini söylüyor. Kademeli yaklaştırmada böyle şeyler var. Gelişim psikolojisinde şeyde var. Bu özümleme kavramında var. Böyle sıkıntılar var. İşte öğrenme psikolojisinde eşit yöntemli sistematik rastlaştırmada var. Çok yerde var böyle sorular. Mesela bir başka örnek vermek istiyorum. Ölçme değerlendirmede bağlı değişken kas sayısı diye bir şey vardı yayınlarda. Bununla ilgili yüzlerce soru vardı yayınlarda. Efendim bağlı değişken kas sayısı hiç gelmemiştir. Gelse de böyle gelmez zaten. O da ayrı bir konudur. Boşa vakit kaybıdır bunlar. Bunun yanı sıra başka bir örnek geldi aklıma. Öğrenme psikolojisindeki duysal ön koşullama falan. Bunlarla ilgili gereksiz pek çok soru var. Çoğu da yanlıştır. Böyle tabii şu yayın kötüdür demem. Herkes emek veriyor. Ben yazdıklarımı söyledim. Bunun haricinde benim yazmadıklarımdan da başka hocaların yazdığı güzel şeyler olabilir. Herkesin emeğine saygı duyuyorum. Ama seçeceğiniz şey ne olursa olsun eleştirel bir süzgeçten geçirip ilk önce ÖSYM sorularına bakıp bu ÖSYM'nin mantığına, diline, yapısına uygun mu ve bilimsel kaynaklara uygun mu diye bakmanız gerekiyor. Tabii burada en ciddi sorun şu. Bir öğrenci hocam işte ben dedi bu soruları çözdüm dedi ÖSYM yanlış sormuş dedi. Nereden biliyorsun ÖSYM'nin yanlış sorduğunu dedim. Hocam dedi yayınlarda böyle dedi. Yani şimdi bakın bu çok enteresanmış. Asıl işte sınavın sıkıntılı noktası burasıdır. Şimdi referans noktanızı yayınlar alırsanız ÖSYM'ye bakmazsanız ÖSYM'nin yanlış sorduğunu sorarsınız. O öğrencimle oturduk biz hiç unutmuyorum Balıkesir'deydi. Getir bakalım şu soruyu dedim. Açtım ÖSYM'nin eski sorusunu gösterdim. Halil Tekin'in ölçme değerlendirme sorusunu oradan gösterdim. Hocam dedi niye o zaman dedi yayınlar yanlış yazıyor? Bunu sen sınavdan sonra fark etmişsin ama. Yani işte kritik nokta burasıdır. ÖSYM'yi merkez alarak yürümek gerekiyor. Hepinize başarılar diyorum. Görüşmek üzere. Bu bağlantıları duymuşsunuzdur. Şimdi bu bağlantıları bazı öğrenciler orijinal örneklerde çözebiliyorlar. Bazı öğrenciler orijinal örneklerde çözemiyor. Şimdi birkaç tane orijinal örnek düşünelim. Mesela şöyle bir örnek ele alalım. Bir diyelim. Bir arkadaşına öğrenci taş atar gibi yapsın ama taşı atmıyor. Sadece korkutmak için yapıyor. Şöyle yapıyor ama atmıyor. Çocuklar yapar böyle şeyler. Birbirini korkutmak için bir şey yapar. Diğer çocuk da taş gelecek diye, gelebilir diye. Tabii o anda düşünmüyor aslında. Şöyle yapıyor. Bir korunma tepkisi belirtiyor. Bu korunma tepkisi A koşulsuz tepkidir. B koşullu tepkidir diyoruz. Hangisi olduğunu soruyoruz. İkinci sorumuz da şöyle olsun. Bir köpek televizyonda et görüyor olsun ve köpek salya salgılıyor. Bu pozisyonda köpeğin tepkisi A koşulsuz tepki, B koşullu tepkiden hangisidir diyoruz. Şimdi cevap yazmaya başladı arkadaşlar. Bakıyorum efendim hemen konuşalım söyleyelim. Birin doğru cevabı B'dir. İkinin doğru cevabı da B'dir. İlk önce nedenini anlatayım. Sonra soru sormak isteyenler sorabilir. Şimdi bir kere bakalım. Bu taşın atılmasında ki taş atılmadı atar gibi sahte bir hareket yapıldı. Bu çocuğun taş gelir diye şöyle irkilmesi, kafasını kollaması psikolojik bir tepki midir, fiziksel bir tepki midir? Taş kafasına değdi mi? Hayır. Bu psikolojik bir tepkidir. Psikolojik tepkilerin hepsi koşullu tepkidir ve klasik koşullanma yoluyla öğrenme oluşmuş ve yeni doğmuş bir aylık, 5 günlük bir bebeğe de
şöyle bir şey yaparsan ürkmez. Biz neden ürküyoruz? Ha, öyle bir şey üzerimize geldiğinde canımız acıyor ve öyle bir tepkiden sonra geldiğini öğrendiğimiz için bu tepkiyi veriyor. Şimdi gelelim köpeğin televizyonda et görmesi hikayesi. Buradaki tepki psikolojik midir, fiziksel midir diye bakalım. Psikolojiktir ve bu da klasik koşullanma yoluyla öğrenmek. Şimdi çoğu öğrenci burada şunu söyler bana. Hocam ama et koşulsuz uyaran değil mi? Hayır. Et ağzımıza girerse ya da köpeğin ağzına girerse, fiziksel bir temas oluşturursa koşulsuz uyarandır. Uzaktan gördüğümüzde koşulsuz uyarandır. Burada nasıl ki biraz önceki örneğimizde ağzımıza giren limon koşulsuz, uzaktan gördüğümüz limon koşulluysa bu köpek de uzaktan görüyor. Onun için koşullu uyaran ve koşullu tepki söz konusu. Evet, sorusu olan sorsun bunu. Şimdi ilk önce Betül Hocam soruyor. Diyor ki, hocam ben birincisini refleks diye düşünmüştüm diyor. Şimdi çok güzel bir cevap oluşturmak istiyorum. Şimdi insanoğlunun refleks dediğimiz şey fizikseldir ve bunlara koşulsuz uyarana karşı koşulsuz tepki denir. Peki bu koşulsuz olana refleks deniyor. Peki şuradaki olay nedir diye baktığımızda, birinci olay nedir diye baktığımızda, bu olayın çok enteresan bir adı var. Bu olayın adı şudur, koşullanmış refleks. Hatta buna koşullu refleks denir. Şimdi bir şey soracağım size. Betül Hoca'ya soruyorum, herkese de soruyorum. Bir psikiyatrist filmde gördüm ben ki siz de görmüşsünüzdür. Bir insanın hasta veya muayeneye gelmiş birisi, diz kapağının altına bir küçük çekişle vuruyor, diz kapağı kalkıyor. Diz kapağının altına bir çekişle vuruyor, kalkıyor. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir deney yapıyorlar diye bir ıslık sesi arkasından çekişle vuruyorlar. Diye bir ıslık sesi arkasından çekişle vuruyorlar. Bunu 100 defa tekrar ettikten sonra çekişle vurmadan sadece sesini verdiğinde de insanın ayağının kalktığı görülüyor. Şimdi diye ıslık sesi verildiğinde insanoğlunun ayağının kaldırılması koşullu tepki midir, koşulsuz tepki midir? Betül söylesin bakayım. Koşullu tepki hocam. Çok. Peki. Bence de koşullu. Hiçbir sorun yok. Peki Betül, bu ıslık sesiyle ayağın kalkması koşullu tepkidir. Peki bu refleks değil midir? Evet hocam, ama burada da koşullanmış. Yani evet. Öğrenme var aslında. Aynen öyle. Yani refleksin doğal uyarıcısına, o çekicin fiziksel olarak vurduğundakine doğal refleks diyoruz. Islık sesiyle olana da koşullu refleks. Refleksin koşullanması. Doğal uyarıcısına değil, yapay o fiziksel darbeyi haber veren uyarıcısına da aynı tepki veriyor diyoruz. Bakın burada çok enteresan bir şey var. Bütün hayvanlarda da refleks vardır, insanda da vardır. Peki biz bunları niye geliştiriyoruz? İnsanlarda, hayvanlarda. Çünkü çok basit bir mekanizma var. Biz aslında beynimiz kodluyor. Bu ıslık sesinden sonra çekiş gelecek. Bunu kodluyoruz. Ve daha çekiş gelmeden o önlemi, o tepkiyi oluşturuyoruz. Bozuk lokantayı görünce bunun arkasından bozuk yemek gelebilir diye önlem alıyoruz. Limonu görünce arkasından ekşi tat gelebilir diye önlemini alıyoruz ve hazırlık yapıyoruz. İşte bu psikolojik etkilere koşullu uyarana karşı koşullu tepkiler adı veriliyor. Semiha Hocam diyor ki, hocam koşullu tepki olabilmesi için bu olayla ilgili yaşantı var mı diye bakmalıyız yani. Tabii ki. Bakın arkadaşlar, ben yıllardır bu dersi anlattığımda öğrencilerim bana der ki, hocam daha önceden yaşamış mı? Peki ben de size bir şey soracağım şimdi. Birkaç tane örnek konuşalım. Şimdi bir yazıyorum. Limonu gören kişinin ağzının sulanması. Efendim iki diyelim. Arı gören kişinin korkması diyelim. Üç, kan gören kişinin bayılması veya içinin fena olması diyelim. Dört, şimşek çakmasıyla korku hissedilmesi diyelim. Şimdi bunlarda bir şey soracağım ben. Hepinize soruyorum. Semih Hoca'ya da soruyorum. Limon gören kişi dediğinde, ağzın sulanması dediğinde, bu kişinin daha önceden limon yediği ve daha önce deneyimi olduğu ya da olmadığı söyleniyor mu? Söylenmiyor. Peki arı gören kişinin korkması dendiğinde KPSS sorusunda bunu daha önce arı sokmuştu ondan korkuyor diyor mu? Demiyor. Kan gören kişinin bayılması deyince, ya bu kişinin eli kaza geçirmişti, eli kesilmişti ondan falan diyor mu? Demiyor. Şimşek çakması, bu kişinin şimşekten sonra gök gürültüsünün geldiğini deneyimledi diyor mu? Demiyor. Dememesine rağmen öğrencilerim hep daha önce olunca değil mi diyor. Evet doğru.
Semih Hoca'nın söylediği ve herkesin söylediği doğru burada. Ama soru daha önceden olduğunu söylemeyecek ki bize. Peki biz buradan nasıl yakalayacağız? Şuradan yakalayacağız. Pardon. Limonu gören kişinin ağzının sulanması fiziksel tepki midir? Psikolojik midir? Psikolojiktir. Psikolojik olduğu için de koşullu tepkidir. Arı gören kişinin, arıyı gören kişinin, arı soktu mu? Hayır, sadece görüntü gördü. O zaman bu ne? Psikolojik ve koşullu tepki. Kan gören kişinin, şimdi kan. O bir paket kan duruyor orada ya da birinin kanı atıyor. Benim canım acıyor mu? Kanı görmüşüm. Kan görmek psikolojik bir tepkidir. Hocam bir de herkesi etkilemiyor. Herkes kan gördü mü bayılmıyor ki. Herkes limon gördü mü ağzı sulanmıyor. Buradan da bir yaşantı geçirip geçirmediğini öğrenebiliriz. Tabii şöyle söyleyeyim ben size. Bunların hepsi doğrudur. Ama bunların hepsinden %1, %2 yanılabilirsin. Çünkü herkesin aynı tepki vereceği durumlar da vardır. Mesela tokat yiyince herkesin canı acır. Değil mi? Efendim döven birisini görünce herkes aynı tepkiyi verebilir. Ya burası doğru. Anlattıklarınızın hepsi doğru. Semih Hoca'nın söylediği de doğru. Sizin dediğiniz de doğru. Ama ben diyorum ki çok basit bir yer var. O da şu. Bir tepki psikolojik mi, fizyolojik mi diye bakacağız ve oradan yakalayacağız. Şimdi buradan bir noktaya geleceğim. Şimşek çakması, korku. Bu da psikolojiktir ve koşullu tepkidir. Güzel. Şimdi ben size bir şey sorayım. Unutmayın lafınızı, soruları alacağım. Tamamlayın burasını. Bir şey soracağım. Soru 1. Tansiyon yükselmesi. A. Koşullu tepkidir. B. Koşulsuz tepkidir desem ne dersiniz diye soruyorum. 2. Sabredin biraz. 2. Mide bulantısı. A. Koşullu tepki. B. Koşulsuz tepkiden hangisidir diye soruyorum. Söyle şimdi Hulusi Hocam. Hocam bu tansiyon yükselmesi fizyolojik olduğu için koşulsuz tepkidir. Fizyolojiktir yani psikolojik değildir. İkincisi de mide bulantısının neyden dolayı olduğuna da bakarız. Yani gerçekte midesi bulanıyorsa o zaman yine fizyolojiktir. O da koşulsuz tepki. Cevap veriyorum. Anladım, ikincide yakaladın espriyi ama birinciye de taşısaydın süper olacaktı. Bak şimdi tuzlu yedim, tansiyonum yükseldi. Koşullu tepki. O sevmediğim, daha önceden kavga ettiğim adamı gördüm. Tansiyonum yükseldi, koşullu tepki. Bozuk yemek yedim, midem bulandı, koşulsuz tepki. Daha önce bozuk yediğim yemeği yediğim o lokantayı veya televizyonda o çöplüğü gördüm, içim kalktı, koşullu. İşte burası her şeyi anlıyor. Biz tepkinin ne olduğundan çözemeyiz. O tepkiyi bu da üretebilir, bu da üretebilir. Şimdi 3. Salya nasıl tepkidir? Uzaktan limon gördüm. Psikolojik tepkidir ve koşullu tepkidir. Ağzıma yemek girdi ve yedim, değdi. Bu da fiziksel ve koşulsuz tepkidir. Biz doğuşta şu koşulsuz tepkileri vermek üzere kodlanarak gelmişiz. Ama deneyimlerimiz o durumu haber veren sinyallere de koşullanıyor. Buna da koşullu tepki ve klasik uçlanma deniyor. Şimdi sorusu olanlar sorsun, bekliyorum. Hocam bir önceki sayfada bu şimşekle ilgili örnek yapmıştık ya. Evet. Eğer orada şimşek çakınca irkilmek deseydi yine koşullu tepki mi olurdu? Yani benim bu irkilmekle korkmak kafamı karıştırıyor. Bakalım. Kim konuşuyor? Betül hocam. Betül. İrkilmek, korkmak. Betül der ki irkilmek nasıl tepki sence? Koşullu mu, koşulsuz mu? Koşulsuz gibi geliyor bana. Koşulsuz gibi geliyor. Korkmak nasıl gibi geliyor sana? Koşullu. Yani yerine göre aslında gene. Şimdi dikkat ederseniz Betül burada koşulluyla koşulsuzu tepkiden yola çıkarak ayırdı. Ben de şimdi bu durumu çökertecek bir çürütme yapıyorum. Yanımdan geçerken birisi şu gösteremiyorum kameradan karın boşluğuma şöyle parmağını dokundu. Parmağıyla dürtmek diyelim. Dürttü, irkildim. Koşullu tepkidir. Pardon, koşulsuz. Birkaç defa birisi beni böyle huylandırdı, gıdıkladı, dürttü falan. Affedersiniz, halk arasında eşek şakası derler. Sonra uzaktan gıdıklanan insanlar da vardır. Uzaktan böyle yaptı. Anlarsın ya sen falan gibi. Uzaktan el hareketi yaptı. İrkildim. Bu da koşullu tepki. Şimdi gelelim korkmaya. Hiç hayatında merdivenlerden inerken yüksek bir yerde böyle çok büyük risk karşısında boşluğa düşüp ayağım boşa düşüp de korktuğun oldu mu? Oldu hocam. Merdivenlerde ayağım boşluğa düştü ve
fiziksel olarak da denge kaybı yaşadım. Denge kaybı yaşadım. Ya azıcık ayağım burkuldu ya da çok burkuldu. Hiç önemli değil. Çok kötü de olabilirdi. Gerçekten fiziksel bir durumdur ve koşulsuz tepkidir. Ve korkudur bu. Ya ben gerçekten merdivenlerden inerken ayağım böyle boşaldı. Bir içim kötü oluyor. Bu fiziksel bir durum ve korkudur. Bir başka şey, camdan asansördeydim. Hakikaten böyle bir şey yaşadım ve 40. kattaydım. Aşağıya bir baktım. Kesinlikle ayaklarım boşluğa falan düşmedi. Sadece baktım. Sadece bakmakla korku hissettim ve bu da psikolojik bir korkudur ve koşullu tepki. İkna oldun mu Betül? Anladım hocam. Teşekkürler. Bence bütün olay şu. Benim anlattıklarım, Betül ayrılma mikrofondan, bir şey konuşacağız seninle. Bence benim anlattığım Betül çok basit. Kesinlikle hocam. Çok basit. Yani oturdu şu an. Çok çok basit. Yaşadığımız şey psikolojikse koşullu, fiziksel, fizyolojikse koşullu. Çok basit. Fakat niye öğrenciler bunu almak istemiyor? Çünkü daha önceden, vay işte çocukken var mıydı, daha önceden yaşadık mı, şudur budur, çok ön öğrenmeler şaşırtıyor. Ben diyorum ki eğer benim biraz önceki uzaktan televizyonda et gören köpek hikayesiyle irkilen çocuk hikayesini doğru çözdüyseniz, doğru çözdüyseniz, istediğiniz gibi düşünün, zaten doğru öğrendiniz. Ama onları doğru çözemediyseniz daha önce öğrendiğiniz yönteminizde bir problem vardı. Doğru mu? Evet. Yani hocam ben şöyle düşünüyordum. Mesela yeni doğmuş bir çocuk şimşekten korkar mı diye düşünüyordum. Korkar çok, diyordum. Bir dakika, bir dakika. Çok güzel bir düşünce ve senin söylediğin şey doğru. Ben gördüm. Ben bunu mesela çocuk yetiştirmeden bilmiyorum. Kendi yeğenimin yetişme sürecini izledim. Kendi çocuğumun yetişme sürecini izledim. Ve çocukların şimşekten korkmadığını gözümle gördüm. Fakat 22-23 yaşındaki bir öğrencinin, çocuk yetiştirmeyen bir kişinin, bir çocuğun şimşekten korkup korkmadığını çözümlemesi çok zor. Ama şunu bilirse çok kolay. Şimşek çakması, ki biliyorsunuz şimşeğin yanında hemen bitişik olarak ve aynı anda gök gürültüsü gelmiyor. Baştan şimşek geliyor. Şimşekle havaya baktığınız zaman çok güzel sanatsal bir manzaradır. Hatta şimşek fotoğrafı çeken insanlar, bir hobi olarak bunu yapanlar var, tehlikeli bir iş tabii. Bunu sanat sergilerinde sergiliyorlar ve sadece biz şimşeğin görüntüsüne sanatsal bir fotoğraf olarak bakınca korkulacak bir şey midir? Söyle. Yok hocam, değil. Peki benim yöntemimle gitsek, çocuğun korkup korkmayacağını çözümleyemeyebiliriz. Peki şimşeğin görüntüsü psikolojik bir etki midir yoksa fiziksel bir şey midir? Fiziksel bir ağrı, basınç, rahatsızlık oluşturur mu diye baksak, bir cevap vereceğiniz şey şimşek bizi dövmüyor. Kulaklarımızı acıtmıyor, bir sorun yok. Aa arkadaşlar, bir dakikadan az kaldı demiş. 10 dakika sonra tekrar yayına gireceğim, onu söyleyecektim.